Sokağa çıkma yasağını duyanların marketlere akın etmesi Türkiye'nin virüsü olan mücadelesine zarar verdi mi? Hepimiz bu sorunun cevabını merak ederken kritik açıklama bilim kurulu üyesi Alpay Azap'tan geldi. İstemediğimiz, istenmeyen görüntülerde bunun salgının kontrolünde bir takım olumsuz etkilerin olması kaçınılmaz sosyal mesafenin sosyal kargaşaya dönüşmesi bilim kurulunda da şok etkisi yarattı. Sokağa çıkma yasağını duyanların marketlere fırınlara akın etmesi vaka sayısını arttırabilir. Yaşananlar bize sağlayacağı faydayı bir miktar gölgeleyecektir. Sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle bir takım vaka sayısında artış beklenebilir önümüzdeki haftalar içerisinde. Bilim kurulu üyesi Alpay Azap virüsle mücadele yara aldı derken kurulun bir diğer üyesi Ateş Karada dün gece sosyal mesafeyi hiçe sayanların 14 gün karantinada kalmasını istedi. Sosyal mesafe dediğimiz 1 ila 2 metrelik bir mesafenin korunamadığı ortamlar virüsün kişiden kişiye bulaşması için elverişli ortamları oluşturuyor. Peki iki günde olsa sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin virüsle olan savaşına nasıl yansır? Sokağa çıkma yasağının sağlayacağı ciddi bir avantaj olmasını bekliyoruz. Sokağa çıkma yasağı iki günlükte olsa önümüzdeki haftalardaki vaka sayısını azaltacak bir uygulama. Covid-19 damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Bir yandan da sosyal mesafenin kaç metre olması gerektiği tartışılıyor. 1 ila 2 metreden daha fazla yaklaşılmadığı durumlarda bu virüsün bulaşma şansı yok. Bu klasik bilgi buna güvenmek gerekir. Yani istisnalar dışında 2 metre virüsten korunmak için güvenli mesafe. Sosyal mesafe öksürü hapşırı olmayan birisi için 1 bir metre. Eğer öksürük, hapşırık gibi bir durum söz konusu olursa da en fazla 2 metredir. Bu mesafenin korunduğu her durumda bu virüsten etkili bir şekilde korunma şansı vardır.